Sultanım, şerri haber vermekten hayırlı haber vermeye fırsat bulamadım. Hindistanlı kardeşlerimizin yardım haberi gazetede yayınlandı. Ayrıca cümle İslam memleketlerinden yardım geliyor. Memurlarımız da maaşlarının yarısını vakfetmeye karar vermişler. Elhamdülillah. Tahsin Paşa, bu yardım işinin mesulü şimdilik sensin. Baş üstüne sultanım. Söyle evladım, dinliyorum. Hünkârım bağışlayın. Suikastçı Hiram'ı serbest bıraktık. Halbuki kimsenin ismini bile vermedi. Biz ise Mehmet Paşa'yı tutukladık. Ben anlamadım hünkârım. Evladım, kapıyı çalanla kapıyı açtığında karşılaştığın kişi aynı olmayabilir. Ben Mehmet Paşa'nın haritaları değiştirdiğine inanırım. Lakin bize suikast düzenleyeceğine inanmam. Onun ikbali bizim yaşamamızdadır. Öyleyse Mehmet Paşa'yı neden tutukladık hünkârım? Celal, hain evin içindeyse kapı kilit tutmaz. Biz Mehmet Paşa'yı tuttuk ki hırsız işini rahat rahat görsün, onu yakalayalım. Başka türlü yakalamanın imkanı yok. Evet sultanım. Hiram'ın peşine düşeceksin. Nereye gider, kimlerle konuşur? Takip edeceksin. İçimizdeki hain er ya da geç onunla irtibata geçecektir. Emredersiniz hünkârım. Senden başka kimse bunun tertip olduğunu bilmeyecek. Elin sertmiş. Çocukken kardeşlikle mermere çalışırdık. Yani yeniçeriler gibi. Dua et. Merhametli bir şehzadeyim ben. Ama şehzadem öyle vurulur mu? Korktun mu? Yok. Önce bir elinizi gerin. Tamamen. Dirseğinizi bükmeyin. Bütün gücü omzunuzdan alacaksınız. Bütün vücudunuzla. Parmaklarınız birleşmeyecek. Böyle yaptığınız zaman inanın çok iyi bir tokat çıkarabilirsiniz. Hatta yani yeniçeriler Avrupalı askerlerin miğferli suratına bu tokatı attıkları zaman boyunlarını kırarlarmış. Hala bulunan bazı miğferlerde yeniçerilerin tokat izleri olduğu söylenir. Güzel. O zaman bir deneyelim. Tabii. Sultanım. Sultanım nasıl olur? Yalnız bu rüzgar bizi hasta eder. Bir daha rahat ol. Benim kardeşime, paşanıza böyle bir şey nasıl reva görürsünüz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Ne olur bir hata olmuş deyin. Ne olur bir hata deyin. Sakin olunuz. Nasıl sakin olayım? Kardeşim o benim. Sakin olun. Bir de rahat olun. Ben desem ki kardeşiniz devlete ihanet etti. Bu da delili. İpe gidecek. İnanır mısınız? Sizin delil göstermenize gerek yok. Ben elbet sözünüze inanırım. O zaman esmeyiniz. Durulun ve bekleyin. Eğer kardeşiniz masumsa ben ona ceza veriyorsam zalim olurum. Ben zalim olmaktan korkarım. Kardeşiniz şu an sarayın makul bir odasında istirahattedir. Susun ve bekleyin. Hakikaten Mehmet Paşa hain miymiş? Yani... Suikastçı öyle demiş.
Ben emirleri Çerkez Mehmet Paşa'dan alıyorum demiş. Önce Abdülhamit'i, daha sonra da en sadık adamı Mahmut Paşa'yı öldürecektim demiş. Öyle demiş. Bak sen şu Mehmet Paşa'ya. Öküzün aptalı kasabın bıçağını yalarmış. Kasap bıçağını. Siz burada konuşurken Bidar Hanım kardeşini kurtarmıştır. Canım kurtarmışsa kurtarmıştır. Hem nereden biliyoruz? Belki adam gerçekten suçsuz. Ne suçsuzu Mahmut? Suikastçı itiraf etmiş işte. Ben gidip şu Bidar'a bakayım. Şimdi o abimin merhametli huyundan girer, paşayı affettirir. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yani fitne ateşini nerede, ne zaman yakabileceğini bilmek hususi bir kafa ister. O kafada sende var, aferin. Kime çekmiş? İşler de yolunda gidiyor. Aynen öyle. Bu Hiram, Mehmet Paşa'nın ismini vermeyi nasıl akıl etti? Canına nasıl akıl etmişse etmiş. İyi de etmiş. Bizi büyük beladan kurtardı. Şimdi Abdülhamit Mehmet Paşa'yla uğraşsın dursun. Bana bak. Sen bu Hiram'la temasa geç. Yalnız dikkatli ol. Asla yaklaşma. Adım adım. Adım. Atım. Baş üstüne paşa. Anne ne oluyor? Dayımı nasıl tutuklatır babam? Anne? Anne konuşsana! Bidar Hanım geldiğinden beri tek bir şey söyledi şehzadem. Sultanımız sus demiş. Sadece bunu söyledi. En konuşman gereken zamanda sus. Bu sarayda herkes çıldırmış. Üşütmüş herkes! Kıyafetleriniz odanız efendim. Yazıyor. Buyurun yüzbaşım. Az önce yukarı çıkan adamı sıkı takip alıyorsunuz. Ben de buralarda olacağım. Otelde kaç afiyemiz var? Bugün çalışanların dördü bizden yüzbaşım. İki de izinli var. Diğerlerini de çağır. Otelde biriyle konuşacak, safiyelerimizle konuşacak. Yemek servisini bizim adamlarımız yapacak. Havlu isteyecekse siz götüreceksiniz. Biriyle temasa geçerse, konuşursa haberim olacak. Emredersiniz yüzbaşım. Yusuf nerede? Zindanda. Oğlum bu ne sürat? Hemen başını belaya mı soktun? Hem de ne bela? Bu sefer hangi zindana attılı? Saray zindanına Ferman ağa. Ne işiniz var oğlum siz sarayda? Ya limandan saraya yük aldık. Bir kız vardı. Ben de bir yerden tanıyorum. Görünce ben de bir alatur sormaya gittim. Yanında da herifin biri. E'si herif kızım kıskandı ne? Bana hakaret etmeye başladı. Ondan sonra da Yusuf geldi. Adama çaktı. Aynen öyle. Adam da şehzade çıktı. Yuh. Oğlum bela yağmur olup gökten yağsa siz şemsiyesiz dışarı çıkarsınız ha. Vallahi öyle Ferman ağa. Ne bilelim şehzade olduğunu. Şu Celal senin arkadaşın değil miydi? Ha. Bul onu. Anlat vaziyeti. Ezmesinler çocuğu.
Doğru dersin ağam. Yani kardeşinizin böyle bir şey yapması. Gerçekten sizi tenzih ederim ama hala aklım almıyor. Nasıl ihanet eder sultanımıza? E tabii bilinmez ama bir de masum kızın ölüm meselesi var. Bak ben ihtimal vermem. Ama sarayda konuşuyorlar. Yok neymiş? Mehmet Paşa suikastten önce haritaları değiştirmiş. Sonra da gitmiş kızı öldürmüş. Tabii sultanımız da haritaları fark edince paşa da ona suikast tertip etmiş. Ben de bir bağırdım tabii. Böyle şeyler ulu orta yerde konuşulmaz edepsizler dedim. Sen de susmuşsun. Ama olmaz böyle. Bak daha mahkeme olacak. Belki bildiğin bir şey vardır. Anlatırsın kurtulur kardeşin. Hani sana söylediği bizim bilmediğimiz falan. Aa sen de kendine gel canım üzülme artık böyle. Paşam nasılsınız? Canınız sıkılmıyordur inşallah. Ağzınıza layık çok güzel yemekler yaptırdım. Afiyet olsun. Götür götür geri yemek falan yemeyeceğim. Bizi sorgulayacak adamı beklerken bana seninle yemek gönderiyorlar. Defol! Sultanım. Mehmet Paşa'nın adalet önüne çıkartılması için irade buyuracak mısınız? Adliye nezaretinden talep mi var? Sultanım, adliye nezaretince Mehmet Paşa'nın tevkif edildiği duyulmuş. Biz Mehmet Paşa'ya tutuklu gibi mi davranırız Tahsin Paşa? O şimdilik bizim misafirimiz. Şüpheler kuvvetlenir, deliller sabitlenirse adliye nezareti mahkemesini kurabilir. Emredersiniz sultan. Annem nasıl? Ya zaten deliydi, iyice delirdi. Gördüm onu oğlum, gördüm. Kimi gördün anne? Babanı gördüm. Pencereden bakıyordum. Şu ağacın dibindeydi. Yanlış görmüşsündür anne. Babam yok artık. Sana onu unutman gerektiğini söyledim. Sakinleştirici bir iğne yapsak iyi olurum. Çok perişan bir durumdaydı oğlum zavallı. O senin baban. Git bul babanı. Hissediyorum o yaşıyor. Ölmedi. Yaşıyor oğlum. Annen değil de ben hastalanmış olsaydım asker zoruyla bile zor getirirdik seni bu eve. Yakında tüm Yahudi kardeşlerimiz sofralarında benim için dua edecekler. Onlara bir devlet hediye ediyorum. Sen... Masal anlatmayı bırak. Julie. Yahudilerin lideri olmak için gittiğim toplantıda karşıma eski bir arkadaşım çıkıp bana engel oluyor. Eve geliyorum, karım bana, davama inanmıyor. Annem hala o kokuşmuş babamın hayalini görüyor. Tüm bunları düşündüğüm zaman kendime tek bir şey söylüyorum. Eğer inanırsan bütün masallar gerçek olur. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Bizim içeride arkadaş var Celal.
Onu görmeye gelmiştim. Burada 2000 kişi var. Hangi Celal? Yüzbaşı Celal. Padişah yaveri. Hadi işine git kardeşim. Bu saraya her Celal'i göreceğim diyeni alsaydık, sultanımızın hali nice olurdu. Burada sultanı koruyoruz. Gördük nasıl koruduğunuzu. Sabahattin, yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Ne oldu? Kız kardeşim. Günlerdir kayıp. Çıldıracağım. Merak etme be Samir. Bir yere gitmiştir. Gidemez. İstanbul'a yeni geldi. Sen zaptiyeye gittin mi? Yok, gidemem. Kız kardeşim manastırdan, zaptiyeden kaçarak geldi. Tamam. Tamam, bakarız. Sen merak etme. Koca kız. Çıkar bir yerlerden. Hem... Sen dememiş miydin, hürriyetine benden daha düşkündür diye? Hayırlı işler. Eyvallah. Nasıl kaçmış lan bu it? Sakın, sakın. Ne oluyor Celal? Her şeyi berbat edecektin. Bu adam sultanın canına kasteden şerefsiz değil mi? Dışarıda ne yapıyor? Her şey sultanın tertibi zaten. Sen işine bak. Çeneni sıkı tut yeter. Tamam. Öyle birden adamı görünce siz iyisini bilirsiniz. Ya asıl ben seni arıyordum. Sen beni buldun. Hayırdır? Bizim Yusuf ya. Ha. Şehzadeye tokat attı da, şimdi sarayda tutuklu. Çıkarmamız lazım. Hadi gidelim, çıkartalım. Şehzadeye tokat mı attı dedin? Hani hiçbir mesele çıkmayacaktı? İlk toplantıda konuşma yapmak için seçilecektim. Ama az kalsın kaybediyordum. Ben de bilmiyordum inan. O dört adımın oyunu almazsam batarım. Ve unutma, birbirimize çok sağlam zincirlerle bağlıyız. Tek başıma batmam. Herzl, tehdit etme. Tehdit eden ya ölmek ya da öldürmek zorunda kalır. Bir daha da bizim gücümüzü küçümseme. Bu haberleri, seçimleri kazanman için hahamlara göndermen yeter. Sultanım, Hiram tokatlayan oteline yerleşti. Kimseyle temasa geçmiyor. Sadece bir kez dışarı çıktı. Onda da bir fotoğrafçının vitrinine baktı. Sonra otele geri döndü. Fotoğrafçıyı tetkik ettin mi?
Ettim sultanım. Vitrinin arkası kapalıydı. İşaretleşebileceği kimse yok. Mutlaka biriyle irtibata geçecek. Bu saatten sonra İstanbul'da kalamayacağını bilir. Her hareketini takip et. İyi de garip garip hareketler yapıyordu sultanım. Öyle mi? Her yaptığını bilmek istiyorum. Senin kraliyet sarayında bir görüşte her şeyi ezber eden hafızana güveniyorum. Her şeyi hıfzet. Emredersiniz sultanım. Bağışlayın sultanım. Bir şey daha var. Ömer, suikastta sizin hayatınızı kurtaran genç. Kendisi burada. Bir maruzatı varmış. Hassas bir husus olduğundan size getirmenin daha doğru olacağını düşündüm. Tamam, gelsin. Gel evladım. Söyle evladım, dinliyorum. Hünkârım, bizim arkadaş Yusuf. Çıkmadı mı ağzından? Sultanım, Allah razı olsun. Çıktı da başka bir yanlış anlaşılma oldu. Biz limanda arabacılığa başlamıştık. Saraya yük getirdik. Bahçeden geçerken küçük bir münakaşa oldu. Yusuf da... Sultanım, Yusuf Şehzade Abdülkadir Efendi'ye tokat atmış. Sultanım, vallahi şehzadeniz olduğunu bilmiyorduk. Yusuf'u zindana attılar. Senin bu arkadaşın zindanı çok seviyor anlaşılan. Çıkarmasak mı? Sultanını kurşunlarlar, şehzadesini tokatlarlar. Sonra da hürriyet yok derler. Abdülkadir'i çağır. Meseleyi bir de ondan dinleyeyim. Emredersiniz hünkârım. Sultan, bir de bahçede o kız da vardı. Hani çarptığımız kız. Ahsen kızımız da gelsin. Adı Ahsen miymiş? Adını da hikayesini de öğreneceğiz. Şimdilik Ahsen. Tacizci haham. Hahamın kanlı elleri. Haham kumarda büyük kaybetti. Kızım, evladım. Olay sırasında oradaymışsın. Bu gençler Abdülkadir'in şehzade olduğunu biliyorlar mıydı? Zannımca bilmiyorlardı efendim. Hünkârım, ben şahsım adına o adamı orada tutmuyorum. Bir şehzade olarak takdir edersiniz ki... Şehzadem, kısasını aldın mı? Eğer senin şehzade olduğunu bilip tokat atsaydı, hükmün başka olurdu. Ama madem kısas alındı, o genci zindandan çıkarınız. Abdülkadir evladım, siz de artık bu konuyu kapatınız. Ama... Kapat. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim sultanım. Şu rakamlara bak Sebahattin. Dünyanın her yerinden yardım parası yağıyor. Abdülhamit'in paşaları oturdukları evleri satıp satıp hayra gömüyorlar. Hey Allah! Hey Allah! Demir yolu için insan cebinden para verir.
Sana ne? Bırak devlet yapsın kardeşim. Baba, annem de adadaki evi satıp parasını bağışladı bu arada. Ne? Yani bunca yıllık karım, ben bu kadına hiçbir şey öğretememiş. İktisat kardeşim, iktisat. İram'dan. Paşam, takip ediliyorum. Beni payitahttan kaçır. Paşam beni kaçır. Kaçır, kaçır da. Limanlar, demir yolları, her yer tutulmuş. Nasıl olacak o iş? Of Sabahattin, of. Benim bu adamı buradan bir an önce çıkartmam lazım. Destur! Söğüt alayından gönderilen yeni muhafızlarımız sultanım. Selamun aleyküm asker. Aleyküm selam. Yavuz oğlu Osman, hanginiz? Başın sağ olsun evladım. Ağabeyin Hamza'yı Rabbim cennetinde ağırlasın. Amin hünkârım. Bir evin iki oğluymuşsunuz. Ağabeyin senin de vazifeni yaptı. Evine dönebilirsin evladım. Sağa dön! Hünkârım! Bağışlayın. Sultanım. Eğer askeriniz olmaya layık değilsem, beni hademe yapın. Ama beni köyüme göndermeyin. Anam gönderirken sultanımıza hizmetten geri durursan, ahirette de benden geri dur dedi. Bu gencimizi, şehit abini ve annesini Rabbim ahirette de ayırmasın. Amin Sultan. Uygun adım marş. Hekim açık havanın iyi geleceğini söyledi. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Buranın açık hava olduğunu mu düşünüyorsun? Bak, burası koca bir hapishane. Etrafı kalın duvarlarla çevrili. Buraya giren hava bile askerlerin tetkiki altında girer. Bu saray var ya, en büyük zindanlardan daha karanlık. Siz biraz sıkılmışsınız. Nasıl canım sıkkın olmasın? Dayım babama ihanetten içeride. Babam bana tokat atan birini affediyor. Tabii arada birileri çıkıp şahitlik yapıyor. Ama o adam gerçekten sizin şehzade olduğunuzu bilmiyordu. Tamam, haklısınız. Biraz fevri davrandım. Ama o adam sizi tanıyormuş gibi gelince bir an gidecekmişsiniz hissiyatına kapıldım. O yüzden kaba davrandım. Boynundan yaralanmış. Hadi lan.
Afiyet olsun. Çok yoruldu. Neredeydin oğlum sen? Devlet kapısında bir işim vardı usta. Ha oğlum senin ne işin var devlet kapısında? Yardım yaptım usta. Sultanımız bir demir yolu yaptırıyormuştu. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedim. Aferin lan kerata. Kaç para verdin? Vallahi saymadım usta. Kasada ne varsa götürdüm. Kasa mı dedin? Başımızın gözümüzün sadakası olur diye düşündüm usta. Nasıl? Ulan ben seni gebertmem mi? Kaçma lan! Kaçma! Hayırdır birader? Yok bir şey. Ne saklayalım lan? Yok lan. Şu kız var ya, bahçedeki. Ne olmuş o kıza? Ne güzel kızdı be. Ama bize bakmaz tabii o. Şimdi şehzademizin çemberinde mis gibi güller kokluyordur. Ne alakası var oğlum? Ben öğrendim. Kız yeni gelmiş saraya. Yeni. Ha, tamam işte ben de onu diyorum. Gelir gelmez şehzade avlamış işte kızı. Görmedin mi? İnceden yol yapmış nasıl yürüyordu kıza. Ne olur yaşasın, ne olur ölmesin. Tamam, sakin ol. Merak etme. Kuşbaşı mahirdir. Kuşların dilinden iyi anlar. İyileşir mi? Gerdanından yaralanmış. İşi zor. Gerdanından yaralanmış. Güvercin gerdanlı. Bilir misiniz? Nuh tufanından sonra Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi Dağı'nın tepesine oturmuş. Peygamber yeryüzünde suların çekilip çekilmediğini merak edermiş. Gemisinde bulunan bir kargayı görevlendirmiş. Kargayı yeryüzüne göndermiş. Lakin karga gitmek istemez. Gider gibi yapar. Peygamber kandırıldığını öğrendiğinde seni uğursuz bilsinler der. Sonra güvercini gönderir. Güvercin ilk gittiğinde ayakları ıslak gelir. Sonra çamurlu, sonra tozlu. Peygamber suların çekildiğini anlar. Sonra zeytin dalından bir halka yapar ve güvercinin boynuna takar. İşte hikayedeki güvercin gerdanlığının esbab-ı mucibesi budur. Birileri karga olur. Şerrin peşine düşer. Biri güvercin olur. Boynunda huzurun gerdanlığını taşır. Bir önceki toplantımızda Bay Herzl ve Bay Karasu aday olmuşlar. İkisine de 4 oy çıkmıştı. Bugün aramızdan birini Siyonistlerin doğal lideri olarak seçip kongrede kardeşlerimizin huzuruna sunacağız. Umuyorum ki... Bu sefer bir karara varacağız. Evet, oylamaya geçebiliriz. İlk olarak Bay Herzl'ı yeniden takdirlerinize sunuyorum. Son üyenin oy kullanmasına gerek kalmadığını görüyorum. Evet Bay Herzl, kongrede konuşmayı siz yapacaksınız. Böylece Yahudilerin doğal lideri olacaksınız. Bizim kurulun işi buraya kadar.
Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Gerçekten anlamıyorum. İşte bu yüzden ben kazanıyorum. Bir Yahudi devletinin kurulduğunu asla göremeyeceksin Herzl. Çünkü yanlış yoldasın. Sultanım. Tahsin Paşa haber verdi. Demir yolu için mühim bir bağışta bulunmuşsunuz. Neden susuyorsunuz? Siz susmamı söylemiştiniz, unuttunuz mu hünkârım? Ben sultanım ne derse onu yaparım. Vidar Sultan, zevcim olurken bilirdiniz ki bu saray siyaset meydanının ortasıdır. Bilirdim. Bu sarayda paşalarımla siyaset konuştuğum mağabeyin de var. Bu sarayda benim evim olan, çocuklarıma okul olan haremim de. Lakin mağabeyinle harem arasında bir duvar yoktur. Çizgi yoktur. Verdiğim karar sizi üzer, bilirim. Üstleri olun. Sabredin. Sizden sadece sabretmenizi istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Susacağım ve sabredeceğim. Ne yapıyorsun Hürrem Efendi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şeytan diyor bir şu itin ensesini. Sultanım, Tahsin Paşa'dan aldığım rakamlara ben de bir göz attım. Bayağı bir yardım birikmiş. Ben de adadaki evi satıp bağışta bulundum. Âlâ, Mahmut Paşa. Âlâ. Sultanım, bu Almanlara teklifinizi iletebildiniz mi? Nasıl olmuş? Şahane. Mükemmel olmuş. Bunu Alman İmparatoru Wilhelm'e yollayacağım. Hediyemi gördüğü zaman onu tren yolu meselesiyle ilgili davet ettiğimi anlayacak. Tahsin Paşa, cilalansın. Akşama ancak uğrur. Hususi mührümü basmayı unutmayın. Emredersiniz sultanım. Tahsin Paşa, bu bayağı bir sanat eseri. Bunu böyle büyük bir sandığa koysak, yani yolda kırılır mırılır bir şey olur maazallah, değil mi? Merak buyurmayınız paşa, sandık hazırlandı. Âlâ,
Âlâ. Var mı adamda şüpheli bir baka? Yok efendim. Odasına giden yemeği bizim Afiye götürüyor. Mutfaktaki adamımız da giden yemeği kontrol ediyor. Kimseye bir işaret verdiğini görmedik. Kimseyle tek laf etmiyor. Yoksa sen misin lan işbirlikçisi? Anlamadım efendim. Ulan adam bir tek seninle konuşuyor. Çıldıracağım sonunda. Hani sultana silah çektiğini bilmesem boşuna tutuklamışız adamı diyeceğim. Gözünüzü kulağınızı dört açın.